Arkadaşlar merhaba. 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi 4. ünitesi olan Destan Efsane ünitesinin özetini sunmaya çalışacağım. Başlayalım. Öncelikle destan nedir? Bir toplumu derinden etkileyen savaş, göç, afet, kıtlık gibi olayları işleyen uzun, manzum yani şiir şeklindeki eserlere biz destan diyoruz. Destanlar sözlü dönem ürünüdürler. Yani yazı kullanılmadan önce ortaya çıkmış bir türdür destanlar. Edebiyatların başlangıç ilk eserleri sayılırlar. Yani hem Türk edebiyatında hem de dünya edebiyatında destanlar bir milletin ilk eserleri kabul edilir. Manzum yani şiir şeklinde olabileceği gibi mensur düz yazı şeklinde olabilir yahut manzum ve mensur karışık olabilir. Yani düz yazı ve şiir karışık olabilir. Üç şekilde olabiliyormuş. Şiir, düz yazı ya da şiir düz yazı karışık şekilde olabilirmiş destanlar. Ve destanlar sembollerce zengindir. Bu semboller mitlerden, mitolojilerden gelen sembollerdir arkadaşlar. Ayrıca olağanüstü olaylar ve olağanüstü özellikleri gösteren, özellikler gösteren kahramanlar da yer alır destanlarda. Bu kahramanlar daha çok tip özelliği gösterir. Yani iyiler hep iyi, kötüler hep kötüdür. Milletlerin gelişimini ve yaşam mücadelesini gözlemleyebiliriz destanlarda. Bir milletin milli ve manevi tüm değerleri destanlara yansır arkadaşlar. Bunların yanında Türk destanları hece ölçüsüyle, dörtlük nazım birimiyle söylene gelmiştir. Ayrıca destanlarımız, aşıklarımız tarafından bazen bağlama, bazen de bağlamanın atası diyebileceğimiz e, kopuz eşliğinde seslendirilmişlerdir. Destanlarda zaman ve mekansa pek belirgin değildir. Ayrıca destanlar çekirdek, yayılma ve derleme olmak üzere üç aşamadan geçerler. Destanları ikiye ayırıyoruz: bir doğal destanlar, iki yapma destanlar. Nedir doğal destanların özellikleri? Söyleyeni belli değildir. Yani anonimdirler. Sözlü olarak ortaya çıkmışlardır. Yani sözlü dönemde ortaya çıktıklarından yazıya sonradan geçirildiklerinden sözlü olarak ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Sonradan yazıya geçirilmişlerdir. Doğal destanlarımızda hece ölçüsü, yarım tam kafiye ve dörtlük nazım birimi kullanıldığını görüyoruz. Bu tabii Türk destanları için söylenebilecek bir özellik. Ayrıca Türk destanları aşıklarımız tarafından bağlama yahut kopuz eşliğinde anlatıla gelmiştir. Doğal destanlarımız şunlardır arkadaşlar. Ee, İslamiyet öncesi doğal destanlar. Altay Türklerinin doğal destanları destanı yaratılış destanıdır. Saka destanları, Alpertunga destanı ve şu destanıdır. Parantez açıp şunu söyleyebilirim. Alpertunga sagusu yine bir e, Saka hükümdar olan, aynı hükümdar olan Alper Tunga'nın vefatının ardından söylenmiş bir sagudur. Ve bu saguyu biz e, Kaşgarlı Mahmud'un divanı Lügatit Türk sayesinde öğreniyoruz. Kapatalım parantezi. Hun Oğuz destanları, Oğuz Kağan destanı, Attila destanı, Göktürk destanları, Bozkurt destanı, Ergenekon destanı, Siyenpi destanı, Uygur destanları, türeş Destanı, Göç Destanı ve Mani dininin kabulü destanlarıdır. Bir de arkadaşlar İslamiyet'in kabulünden sonraki doğal destanlarımız var. Nelerdir? Kazak Kırgız Destanı olan Manas Destanı. E, ayrıca şunu söyleyebilirim. Manas Destanı şu an dünyadaki en uzun sözlü destandır. Türk Moğol Destanı olan Cengiz Han Destanı. Tatar Kırım Destanları Timur Destanı ve Edige Destanı'dır. Edige Destanı'nı bazı kaynaklarda Çerkez Destanı olarak da görebilirsiniz. Karahanlı döneminde de Satuk Burhan Destanı'nı görüyoruz. Ve son olarak Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı dönemindeki destanlar, doğal destanlar şunlardır. Seyit Battal Gazi Destanı, Danışment Gazi Destanı ve Köroğlu Destanı'dır. Dünya Edebiyatındaki doğal destanlar, Yunan Edebiyatında Homeros'un İlyada ve Odesası, İran edebiyatından Firdevsi'nin Şehnamesi, Fin edebiyatından Kalevala, Hint edebiyatından Mahabharata ve Ramayana, Alman edebiyatı Nibelungen, İngiliz edebiyatından Beowulf, Rus edebiyatından Igor Destanı, İspanyol edebiyatından Lesit ve Fransız edebiyatındansa Chanson de Roland. İnşallah doğru okumuşumdur. Destanları dünya edebiyatındaki doğal destanlardır yapma destanının özellikleri nelerdir? Birincisi doğal destan, iki yapma destanlar. Yazanı söyleyeni bellidir arkadaşlar. Yapma destanların toplumu derinden etkileyen bir olay destana benzetilerek kaleme alınmıştır. Yani bir nevi yapma destanlar doğal destanların doğal destanlar örnek alınarak yazılır. Okunmak için yazılmıştır. Doğal destanlar söyleniyordu hatırlarsanız. Ee, Bağlama eşliğinde söylenmez. Yine doğal destanlar bir aşık tarafından bağlama eşliğinde seslendiriliyordu. E, belli başlı yapma destanlarımızdan bazıları şunlardır arkadaşlar. Nazım Hikmet'in Kuvayi Milliye Destanı, Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın Üç Şehitler Destanı, Çakır'ın Destanı, 19 Mayıs Destanı, Mehmet Akif Ersoy'un Çanakkale Şehitlerine isimli destanı, Gülten Akın'ın, Maraş'ın ve Ökkeş'in Destanı ve son olarak Cahit Külebi'nin Atatürk Kurtuluş Savaşı'nda isimli eseri yapma destanlarımızdan bazılarıdır. Şimdi geldik efsaneye. Nedir efsane? Gerçek veya hayali yer, olay, kişi hakkında doğru olduğuna inanılarak anlatılan hikayeleri biz arkadaşlar efsane diyoruz. Efsaneler sözlüdürler, sonradan yazıya geçirilmişlerdir. Anonim yani halk edebiyatı üründürler, yani söyleyeni belli değildir. Efsaneler bir kişi olay yahut mekanla alakalıdırlar. Ef efsanelerde az da olsa inandırıcılık bulabiliyoruz. Destana göre çok kısa anlatılardır. Yine efsaneler, mitolojik ögeler, unsurlar taşırlar. Ayrıca efsanelerde doğaüstü ve esrarengiz bir alemden bahsedilir. Olağanüstülük ve inanç ögeleri yer alır efsanelerde. Yine efsanelerde ideal insan tipi yaratılır ve bu tip topluma tanıtılıp topluma yayılmaya çalışılır. Bazen halk hikayelerinin efsaneleştiğini görebiliyoruz. Bu durumda halk hikayelerinin e, şiir olan kısımları e, atılır ve mensur yani düz yazı kısımları anlatılır efsane olarak. Bir de efsaneler günümüz şiir, müzik, resim, sinema, edebiyat gibi alanları için zengin malzeme barındırmaktadır bünyelerinde sanatçıları sanatçılara ilham vermektedir. Efsaneler toplumun ne işine yarar? Ya da toplumdaki işlevleri nedir? İnsanları iyiye ve güzele yönlendirebildiğini görüyoruz efsanelerin. E, toplumu doğruyu topluma doğruyu gösterdiğini görüyoruz. Toplumdaki bireylere öğütler verdiğini görüyoruz. Efsanelerin geleneksel değerleri koruduğunu ve gelecek kuşaklara aktardığını görüyoruz ve yine toplumları doğruya, iyiye, güzele yönlendirdiğini görüyoruz efsanelerin. Ve efsane örneği olarak da bir Şahmaran efsanesi örneği verebiliriz. Görüldüğü gibi bu da bir Şahmaran çizimidir arkadaşlar. Destan ve efsanenin farkları nelerdir? Bir kere destanlar milli özellik taşırken efsaneler milli özellik göstermez. Yine destanlar kahramanlık, epik ögeler barındırırken yoğun şekilde efsanelerde kahramanlık unsurları baskın değildir. Destanlarda tarihi olaylar, destanlar tarihi olaylara bağlıyken efsaneler tarihle ilişkili değildir. Daha çok anlatıldığı yöreye, bölgeye aittir. Ve yine destanlar bir milletin geneline seslenir. Efsanelerse milletin geneline seslenme niteliği göstermez. Ayrıca destanlar uzun türlerken, uzunken efsane çok daha kısadır destanlara göre. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur sizlere. Şimdiden iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Sağlıcakla kalınız.